Her yeni günle birlikte milyonlarca öykü, milyonlarca sevinç, acı, kırgınlık, rastlantı yaşanır bu şehirde. Caddelerde parlayan iki ışık huzmesi, ya hastaneye bir yaralı, ya doğum evine bir anne, ya evine geç kalmış bir çakır keyif, ya da vakitsiz bir misafir taşımaktadır. Bu bir taksidir. Ve dikiz aynasından gözüken bir şehrin sokaklarında yaşanan milyonlarca öykünün sessiz kahramanı şoförler. Taksi şoförleri. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin renkli buğday sarısı. Kiminin parası, kiminin duası. Durmadan koştur ekmek parası. Taksinin renkli buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Hayır, sakın ha. Kırarım kafanı bak senin. Eşek sopası. Ne oldu ya? Halama kısmet çıktı baba. Hadi, sahi mi söylüyorsunuz? Bak Zilli, kız ben kime söylüyorum kız? Ne var bunda abla, ayıp mı? Hiç yani, gençsin, güzelsin, alımlısın. Etin butun da yerinde. Tuh, terbiyesiz. Kimmiş bu talihli delikanlı peki? Melike Lam, beğendin mi? Ne diyorsun, aslan gibi çocuk. Edepsizler. Gülecek başka şey bulamıyorsunuz değil mi? Hemen kızma abla ya, şakalaşıyoruz. Hem yalan mı? Ülfet Hanım laf çakıştırmadı mı bugün kardeşi için? Boynu altında kalsın zevzek karının. Fotoğrafını gösterdi. Aslanlar gibi adam maşallah. Ya sorma, kuyruğunu tramvay çiğnemiş. Sen boş ver, ne yapacaksın kuyruğunu? Hiç kaçırma bana sorarsan. Ben de öyle dedim zaten. Hemen gönder, alsın götürsün beni. Evdekiler gideyim diye can atıyorlar dedim. Terbiyesizler. Hep böyle yaparsınız. İki lokmayı boğazına dizersiniz adamın. Tamam abla, dur ya, kızma hemen. Otur bir dakika, bak ne söyleyeceğim. Evet. Durak kuruyoruz abla. Durak mı kuruyorsunuz? Evet. Bildiğimiz taksi durağı. Evet, bildiğimiz taksi durağı. Niye şaşırdınız o kadar? Aman kardeşim, öyle bir söyledin ki sanki turşu kuruyormuşuz filan gibi. Bunda şaşıracak bir şey yok. Ramazan abi vardı ya bizim eski durakta. Onunla çoktandır konuşur dururduk zaten. Geçen gün geldi, güzel bir yer bulmuş. Bugün gidip baktık. Sonra oturduk konuştuk. Hesabımızı kitabımızı yaptık ve karar verdik. Harika baba. Allah tamamına erdirsin. Ne diyelim vallahi çok sevindim. Darısı halamın başına. Bak yine başladılar. Bir de yemeğe küsülür mü diyorsunuz? Ya abla otur Allah aşkına. İnsanda iştah mı bırakıyorsunuz? Buyurun, afiyet olsun. Adam akıllı bir elden geçirmek lazım. Ama biraz uğraştık mı eskisinden daha güzel olacak. Ne güzel duraktı bir zamanlar. Geçerken hep gıptayla bakardım. Gene öyle olacak. Gene öyle olacak. Gel. Bu hazine arazisi işinden bir aksilik falan çıkmaz değil mi? Yok yok çıkmaz. Kamu yararına bir iş yapacağız neticede. Bakanın açıklaması var. O zaman mesele yok. Hayırlısı olur inşallah. Hadi gel dilekçemizi yazalım. Senin ağzın laf yapar. Saygılarımızla arz ederiz de dedin mi? Dedim, imzayı da çaktım. Şimdi birini belediyeye, ötekini de özel idareye götüreceğiz. Evet,
Sonra da taksileri bulmaya başlayalım. İki araba sende var. Bir de ben. Etti üç zaten. 4-5 kişi daha bulduk mu bu iş tamam. Çalışkan, dürüst adamlar lazım bize. Sen Şeker Kazım diyordun. Onu nasıl buluruz? Buluruz. Genellikle sahil yolundaki alt geçidin altında durur. İstersen sonra gider buluruz. Olur olur. Biraz sinirlidir ama çok çalışkan çocuktur. Sinirlendi mi hemen asabi şekeri çıkıyor. Şeker Kazım'a. Allah'ım yarabbim ya Resulallah sen bilirsin. Git dur kardeşim hemen niye sinirleniyorsun ya? Kötü aşağı. Bir şey mi söyledik? Manyak mısın? Manyak ne olacak? Manyaksın ne olacak? Belli oluyor. Gel lan buraya. Seni çekmesene. Bana sayılam. Dur, gel lan dur, ben adamı ne yaparım sana. Biliyor musun lan? Evet, polis. Ne yaparız lan adamı? Polis. İmdat polis. Polis bey. Memur bey bakar mısın? Bu adamdan şikayetçiyim. 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 Beni istediğim yere götürmüyor. Kim götürmüyor lan? Manyak sen, mısın lan sen? Kim götürmüyor? Dur bakalım bağır ol. Açıl şöyle. Ne oldu? Memur abiciğim. Geldi arabama. Evet. Şimdi önce camı kapat dedi kapat. Tamam. Sonra teybi kapat dedi kapat. Dedim sonra efendim. Sigaranı söndür dedi söndür. Evet onu da sonra dedim. Tutturdu emniyet kemerini tak dedi. Evet. Ya bize mecbur değil beyefendiciğim evet. Diyorum ama anlamıyor abicim. Olsun olsun efendim. Ben korkuyorum. Kaza fobim var efendim. Allah'ım. Azami 40 kilometreden fazla sürat yapıldı mı fenalaşıyorum. Manyaksın da ondan. Sakin olun beyler sakin olun. Duydunuz mu duydunuz mu ne dedi bana? Tahsin biraz yavaş da şurada bir arbede var. Bizim kağıdım bu ya. Hakkınız yok. Sakin olun lütfen sakin olun. Aman efendim ben sakinim asıl siz sakin olun. Lütfen. İşin gücün yok mu ya? Selam memur bey. Bırakın merhaba. Efendim. Ne oldu Kazım? Ne olacak Tahsin be? Ne olabilir ki? Bıktım vallahi ya. Buyurun. Canıma tat dedi be. Tamam. Alın bu arkadaşınızı. Yok olun gözümün önünden çabuk. Bir daha da seni buralarda görmeyeyim. Bu üst geçidin altında beklemek yasak. Kaç kere ikaz ettim seni. Tamam kardeşim tamam gidiyoruz memur bey tamam. Gelin benimle. Sağ olun efendim. Sağ olun. Manyak! Tamam artık Kazım tamam. Bırak artık şunu. Seninle önemli şeyler konuşacağız. İlerideki çay bahçesinde buluşalım. Bizi takip et. Tamam. Hadi, hadi. Tamamdır abi. En başa yazın beni. Yeter çektiğim ya. Geberip gireceğim bu İstanbul trafiğinde be abi. Tamam. Unut artık şu herifi. Senin bildiğin kim var başka? Benim bildiğim... Sinirden bildiğimi de unuttum be abi. Ha bizim Hamsi Niyazi var. Biraz önce rastladım. Çok çalışkan çocuktur. Dürüsttür de. Bu şu fanatik Trabzonsporlu. Evet tanıyorsun değil mi? Hı-hı. Çok asa olandır. Bak bu çok iyi aklına geldi. Peki nerede buluruz bu Niyazi'yi acaba? Vallahi Trabzon'un yarınki maç için antrenmanım varmış. Oraya gidiyorum dedi. Mutlaka buluruz onu orada ya. Garson, üç çay. Ramazan abicim, ha işi kim düşünür şimdi? Ha bizim uşakları desteklemeye geldim da. Siz neye geldiniz buraya? Seni arıyoruz. Oy, beni mi arıyorsunuz? Durak kuruyoruz, durak. Durak mı kuruyorsunuz? Ve bir Trabzonsporlu olarak da bana transfer teklif etmeye geldiniz. Öyle mi? Aferin ben, hemen anladım. Ne demek? Aptal mıyım ben? Tamam abilerim, emriniz başım üzerindedir. Biliyorsunuz, ne zamandır duraksız çalışıyorum ama... Hiç olmayın. Tabii yok. Eğer çiğ varsa abi ihtiyacınız hemen gelirim. Gel o zaman. Şurada konuşalım. Ne hemen mi? Peki bunlar ne olacak? Oğlum sana ne onlardan? Onlar kendi kendilerine çalışırlar merak etmesin.
Ha, çalışırlar ha. Öyle değil mi? Ha, hadi gidelim. Hadi gidelim. Ha, bu uşaklar. Kalbimi ve aklımı buraya bırakıyorum. Şu naçiz bedenimi alıp gidiyorum sadece. Siz çalışın, çalışın. Devam edin. Ben geleceğim. Seni istiyorlar Celal abi. Ha, ver bakayım ver. Prodüktör olabilir. Bir film teklifi vardı da. Efendim. Efendim. Alo. Ha sen misin Ramazan abi? Buyur abi emret. Hep buradayım abi. Durak yaptım kendime burayı. Hayırdır abi? Tamam. Abi çok güzel. Kimler var abi? Çok güzel ya. Abi ne demek istiyorsun abi? Emrin olur, Emrin başım üstünde. Arayıp da bulamadığımız şey abi. Neredesiniz abi? Evet biliyorum. Tamam abi, tamam. Yarın 2'de oradayım abi. Saygılar, öpüyorum. Prokodör müymüş yok, abi? Yok başhemşireymiş Allah belanı. Lan doktoru nereden çıkarttın be prodüktör oğlum, prodüktör. Neyse işte, o buymuş. Yok ya, ben de öyle sandım. Ama bizim arkadaşlar bir durak kuruyorlarmış. Sensiz olmaz diyorlar. Bakalım. Hadi hayırlısı abi. Yok ya. Evet, oynatadım abi. Oldu bu iş çocuklar. Celal tamamdır. Yarın 2'de buraya gel dedim. Ben hiç tanımıyorum bu çocuğu. Uy nasıl tanımıyorsun? Celal'i tanımıyor musun? Görsen tanırsın canım. Çok iyi çocuktur. Artist Celal derler. Filmlerde falan oynar. Yakışıklı olan ya. Şu Celal. Tamam hatırladım. Bayağı olduk galiba. Yo. Bir iki kişi daha lazım. Başka kim var? Ula nasıl aklıma gelmedi. Ömer var ya bizim Ömer. Şu koyu Fenerli hani. Ula ha onun koyusuna açığına. Fenerli'nin koyusu mu olurmuş hiç? Geçen sene araba almıştı hani o mu? Ha ben onu bulabilirim da. Şu şiir yazardı durmadan hani o çocuk mu? Üstüne bassın ayağını kaldır. Bir anacığı vardı. Uğraşır dururdu kadınla. Ne uğraşırdı kadınla hakikaten? Açık saçık şiirler yazar. Bunu sana bakkal yazmış, kasap yazmış diye kızdırırdı kadıncağızı. At yarışına pek düşkündür. Arada bir hipodroma kaçabilir. Zor kaçırırım ben onu. Tamam öyleyse. Bulayım mı Ömer ha? İsteyeyim misin oldu. Bulayım? Ula Fenerli Ömer. Yedi bula seni hamsi gibi. Çıtır çıtır yedi bula seni. Geliyorum ula Ömer. Bekle. Recep'e ne dersiniz? Hangi Recep? Fabrika Recep mi? Ha şu 10 çocuklu. Yok 20. 4'tü en son. O 5 olmuştur garanti. Selim'e fıt fıt. İsterseniz ben bu akşam bulurum onu. Evine telefon edeyim. Tamam bu. Yarın saat tam 2'de buraya gelsin. İşte size Trabzonspor'un ileri üçlüsü suratıyla kaptım, Ömer'i getirdim.
Hop de yavrum, dingilin taşa gelir. Ben Fener'in orta sahası gibi ani bir hücuma kalkmasaydım, sen beni biraz zor getirdin. Hepinizi sarı lacivert selamlarım. Nasılsın Ömer? Nasıl gidiyor? Hiç sorma be Tahsin abi. Bu aralar hiç tadım yok. Oy, Fener gibi desene. Nesi varmış lan Fener'in? Halit'i rüyamdan bahsediyorum. İş durumları yani. Kötü mü gidiyor? Sorma abi, bombok. Niye? Takside falan mı var arabanın? Araba mı? Ne arabası? İsterseniz içinde bulunduğum durumu size yazdığım bir şiirle anlatayım. Ah lan kader! Güldürmedin beni bir tek gün. Kral gibiydim daha dün. Arabam vardı altımda. Şimdi don yok altımda. Kestiraşı da kestirmeden söyle. Sattın mı arabayı, ne oldu? He, bildin. Satmış. Taksitleri fazla geldi. Ödeyemeyince uçtu. Peki, şimdi ne yapıyorsun? Hiç. Bulursam onun bunun arabasında çalışıyorum. Şu aralar o da yok. Anlaşıldı. Neyse. O zaman benim arabalardan birine geç, hasılatlı çalış. Uyar mı? Uymaz mı be abim? Allah razı olsun. Bey oldu demedim mi sana? Buluruz bir çağrışır diye. Geriye bir tek Recep kaldı. Onu da bulduk mu tamamdır. Ha, bu gece bulurum ben onu. O zaman yarın saat 2'de hepimiz burada buluşalım, tamam mı? Herkes saat 2'de burada tamam, olacak. Tamam. Garson, hesabı getir oğlum. ...8 milyon eksik. Daha 2 gün var Recep, çıkar inşallah. İnşallah. Ne bitmezsen etmiş be kardeşim. Aldığıma alacağıma pişman oldum şu arabayı. Tövbe de. Öyle böyle ne kadarını ödedik bak. Kendi arabamız oldu sonunda. Buna da şükür, neler var daha. Şu tatlı dilin de olmasa. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Ben ne yapardım? Alo? Recep, ben Kazım. Nasılsın? İyidir Kazım, sağ olasın. Hayırdır? Hayır hayır, bir haberim var sana. Tahsin, nasıl gidiyor durak işi? İyi gidiyor abla. Ne zaman açıyorsunuz? Yakında. Ramazan abinin arabasına bir şoför bulduk mu tamamdır. Baba, bizim okulda bir çocuk var. Çok efendi biri. Memleketinde dolmuşçuluk falan yapıyormuş. Çalışmak istiyor. O olur mu acaba? Şoförlüğü nasıl acaba? İstanbul onun memleketine benzemez kızım. Çok iyiymiş baba. Geçen gün fundaların vososu çalışmadı. Ustaların yapamadığını yaptı, çalıştırdı. İyi de kızım, okulu ne olacak? Devam etme mecburiyeti yok ki baba. Nasılsa bir işte çalışacak. Çok fakirler. Sınavlara girecek o kadar. Biz ders notlarını falan veririz. Evde geceleri çalışır. İyi. Bir ara bizim durağın orada bulunsun. Tanışalım, çalıştırırız. Yaşa baba. Yarın hemen söylerim. Çok sevinecek. Selam Kazım. Oo Recep, hoş geldin. Ne haber? Ne olsun. 5 ileri bir geri idare ediyoruz işte. Selam fabrika. Kazım abi de bir değişiklik fark ediyor musun? Yok. Allah Allah. Nasıl fark etmezsin ya? Kazım abi, sen saçları hafif toplatmadın mı? He, sabah biraz toplattım. Ama çok toplanmış abi. Arkaya toplamış. Üste hiç saç kalmamış. Hadi lan. Beyler, müsaade ederseniz size son yazmış olduğum şiirimi takdim ediyorum. Aman aman, şiir mi istemez. Tamam yeter. Ama bir dakika ya, bambaşka. Bir dakika. Fırtınalar koptu yüreğimde. Sandalım da yok yüreğimde. Getir azıcık saç çıksın Kazım abi. Kafamı kafana süreyim de. Şşş lan, bana bak, sen artık iyice azıttın ha. Gel. Şimdi ben sana gösteririm. Harika. Gel lan buraya. Gel buraya. Dur. Yine ne oluyor Kazım ya? Ben biliyorum Tahsin abi. Ömer gene şiir okudu. Kazım'ın da attı tepesi. Öyle değil mi Ömer? Ulan Ömer, büyümeyeceksin be. Geç otur şöyle. Aa, merhaba Recep. Merhaba Tahsin abi.
havalar. Şükür kavuşturana. Şiir nasıldı ama? Nasılsın? Var mı yolda bir şeyler? Şimdilik yok abi. Dörtte kaldık. Ama yarın ne gösterir belli olmaz. Evet arkadaşlar, şu anda Ramazan abi resmi başvuruda bulundu bugün. Biz de durağın tadili için yarın sabah iş başı yapıyoruz. Tamam mı? Tamam abi. Ben dayana tamam dur. Çiçek taksinin durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Kiminin parası, kiminin duası. Durmadan koştu ekmek parası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Fark etmez gündüz gece yarısı. Taksicinin derdi ekmek kavgası. Şişik olmalı lastiğin havası. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Merhaba, kolay gelsin. Tahsin Bey'i aramıştım. Buyurun, benim. Ben Kenan. Selcan söylemişti, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hemen işe başlayabilirsin. Ben arkadaşlarla konuştum. Sağ ol abi. Ama bu aralar benim imtihanlarım vardı. Tamam evladım. İstediğin an gelip bu durakta çalışabilirsin. Gel seni arkadaşlarla tanıştırayım. Sağ ol abi. Selam canım. Neredesin ya? Aa, çok müşteri geldi son dakikada. Ne yapayım? Hadi çıkalım. Gidelim. 100 defa söylüyorum sana ya. Bir kere bekletmesen olmaz yani. Ne o sakız öyle çak. Çıkar at onu. Hay başlama hemen Celal. Bir gün güzellikle karşılamazsınız. Nişanlı bir kısa kız şeyler mi öyle ya? El alem görse ne der? El alem. Bıktım ama. Aferin. Nereye gidelim? Hiçbir yere. Çünkü çok geç kaldım. Eve bırak beni. Çamur yapma şimdi. Daha erken. Vallahi oturamam. Babam kızıyor sonra. Başlatma şimdi babandan. Resmen nişanlı değil miyiz kızım biz? Gidelim bir yerde oturalım 10 dakika. İyi tamam. Bizim kafeye gidelim o zaman. Ne domuzsun sen. İlla yalvartacaksın beni değil mi? Ama kızdırma sen de insanı. Niyazi, durak nasıl gidiyor dedim sana. Sana söylüyorum Niyazi. Neye bakıyorsun öyle içine düşer gibi? Bağ mı diyorsuncuğum? Haber okuyorum da. Yazıcıyı soymuşlar, çok fena. Ver bakayım sen şu gazeteyi bana. Bu mu benzinci? Doğru, gerçekten de çok güzel soymuşlar. Aa, nereden çıktın bu şimdi? Ben benzinci haberini okuyorum ha. Burayı okuyorum. Aa, bu zavallıyı çok fena soymuşlar. Yalancı aa, seni. Ne yaptın Esin? Daha bitirmedim ki. Aa. Bana bak Niyazi, sana 40 defadır söylüyorum. Benim adım Esin. Bana 2'de 1 Esin deyip durma. Esin. Tamam, bir daha söylemem. Senin adın Esin. Bir dakika. Bakar mısınız kardeşim? Ne oluyor burada kardeşim? Taksi durağı yapıyoruz beyefendi. Bak sen. Burada hazine arasının üzerinde ve emin karşısında öyle mi? Sizin de menfaatinize beyim. Burnunuzun dibinde taksi durağı ne güzel. Ben burnumun dibinde durakmak istemiyorum. Çabuk yıkın burayı. Sen kimsin be? Senden mi izin alacağız? Evet. Siz kendiniz yıktırmazsanız ben yıktırmasını bilirim. Dağ başı mı burası efendi? Kimin durağını yıkıyorsunuz siz? Benden söylemesi. Görürsünüz. Görelim bakalım. Aa, Kazım bu ne hal? Bilmiyorum, sana sormalı. Ne bu böyle? Kimin onlar? Ne demek kim ya? Bu evde başka erkeklerin pijamaları mı var? Ay saçmalama Kazım.
Geçen ay iki tane aldım dediğin pijamanın biri bu değil mi? Evet. Niye öyle dar peki? Çekmiş mi? Allah'ım, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de sana soruyorum. Bana bak, bir de gülüp dur böylesinizsiniz. Tövbe ben bir şey yapmadım Kazım, normal yıkadım. Hay Allah, git çıkar ötekini giy de al dolapta. Ne yapayım ya? Ne demek ne yapayım ya? Bu evin kadını değil misin sen? Öbür dediğine hiç giremedim. Çorap kadar kalmış, şu kadar. Daha bir defa giy. Bana bak, gülme lan sen de öyle. Bana bak, bana bak. Yarın götür kafasına at bunları. Ulan daldığın yerin. Ben sokakta mı buluyorum be? Ederim böyle pijamanın içine. Çalış kazan dünyanın parasını ver. Şu rezilliğe bak ya. Sinirlenme, şekerin çıkacak ya. Çıktı bile. Ulan ilacım nerede benim? Gebereceğim bir gün, göreceksin gününü. Aman oğlum, şu işte bari sebat et. Görüyorsun durumumuzu. Allah razı olsun, bak yeni iş vermişler sana. Adamları pişman etme. Öf, döktürdüm anne be. Dinle bak. Ben ne diyorum, o ne diyor? Böylesi yazılmadı da. Çok büyüğüm, çok. Dinle bak. Sen pirinç kadar beyaz. Ben bol soğanlı piyaz. Allah'tan ederim niyaz. Dibin tutar inşallah. Bu yaz. Nasıl ama, nasıl? Ne görse ona şiir yazıyor. Böyle şiir mi olurmuş? Bizim zamanımızda ne şiirler vardı? Sizin zamanınız geçti anne. Şiirler artık böyle. Bu bestelense ortalık göçer be göçer. Göçer tabii. Ne saçmalıklardan göçüyor. Tozunu arttırır ortalığın, tozunu. Aa, biber. Dolma biberim. Dolma biberim. Hepinizin eline sağlık. Şimdi hep beraber gerçekleştirdiğimiz bu yeni durağımızı huzurlarınızda açıyorum. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Hadi bismillah. Tatlı içelim, tatlı çalışalım arkadaşlar. Buyurun. Ulan Niyazi, bu lafın için ilk müşteri senin olsun. Uy, ben birinci mi oldum? Trabzonspor gibi yani. Ya bu adam beni çıldırtacak ya. Oğlum sen puan cetlerine bakmasını da bilmiyorsun. Ulan ben Trabzon'un kalbimdeki yerinden bahsediyorum sana. Hay ben senin kalbine oturayım hemen. Bana bakın, başlamayın gene didişmeye. Aa bakın kim geliyor. Gözümüz aydın. İlk müşterimiz geliyor. Oo iyi günler beyler. İyi günler. İyi günler. Bitti mi? Bitti. Güzel olmuş mu? Bakalım kaç gün oturabileceksiniz. Ben şikayetimi yaptım. Oh, eline diline sağlık. Gülün efendim, gülün. Bakalım kaç gün gülebileceksiniz. Başınıza yıkılırken de ben güleceğim efendim. Güle güle. Beyefendi pardon, bir şey söyleyeceğim. Yürü. Yürü. Ay iyi günler. Ha, ilk müşteri de geldi. Hadi gözün aydın Niyazi. Ayol ne oluyor burada, ne oluyor? İçtima mı var, ha, ne var? Az önce alay komutanı bir tiftiş yaptı da. Ay benim canlarım, şekerlerim. Alayınızı yerim ben sizin. Hepimizi mu? Evet, hepinizi, oy, hepinizi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Aman dikkat edin şoför kardeşlerim. Gözünüz yolda, kulağınız bende olsun sevgili şoför kardeşlerim. Hadi bakalım kim götürecek beni? Ömer, Ömer. Ben mi? Ben götürecekmişim. Buyurun hanımefendi. Götüreyim sizi. Hadi bakalım benim aslan şoför. Buyurun efendim, buyurun şöyle. Bakalım ilk telefon kimden gelecek? Sıra kimde? Sende olsun hadi. Hayırlı birini gönder ya Rabbim. Bu arada bir şiir okuyayım size. Durağımızla ilgili olarak bu sabah kalemi aldım. Kısa bir dörtlük. Hemen okuyacağım size. Alo, çiçek taksi buyurun. Bu sabah başladık efendim. Evet, adresi verin. Tamam efendim. Tamam, hemen gönderiyorum efendim. Sağ olun. İyi günler, hemen geliyor efendim. Bismillah. Kazım koçum, hafta al şunu.
Hadi beyler, darı sizin başınıza. Ya dur Kazım abi ya. Şu şiiri dinle de öyle git. Bir dakika bak okuyorum, dinleyin. Toplaştık bir araya, kurduk seni durağım. Kalbimizin içine koyduk seni durağım. Yeter ulan yeter be. İkide bir yok aman şiir be. Yok hikayeydi. Sıkıldık oğlum yeter ya. Hayret bir şey ya. Ülbül müsün mübarek be. Sesini seveyim. Yeter ya. Alo çiçek taksi buyurun. İyi günler. O da mı binecek hanımefendi? Evet. Hayatta olmaz. Ben arabama köpek bindirmem. Aa, ne demek ayol öyle? Kusura bakmayın. Daha önce birkaç kere aldım. Hepsi oraya buraya işediler. Mimi yapmaz öyle şey. Garantisim var hanımefendi. Köpek bu. Bana bak. İkide bir Mimi ve köpek deyip durma. Evde yaptı çıkmadan. Bak gördün mü? Eve bile yapmış. Buraya haydi haydi yapar. Bana bak. Sokak ortasında uğraştırma beni. Gideceksen git. He, gitmiyorum ya. Hayret bir şey be. Canın istersin. Aldım ya. Çattık be. Ne oldu hanımefendi? Delik ne ayol? Köpekle binilmezmiş arabaya. Kim? Bu mu? Bak terbiyesi. Niye binemiyor şoför bey? Bana bak canımı sıkma benim Ömer. Ama bu yaptığınız meslek ahlakına uyuyor mu? Yani müşteri bu. İster köpekle biner ister atla. Sen götürmek mecburiyetindesin. Nasıl konuştum hanımefendi? Siz devam edin. Devam edeyim mi? Konuşun. Bak gel şoför kardeşim. Eğer hanımefendiyi sen götürmeyeceksen ben götüreceğim. Tamam. Aman ha hayrını gör be. Al sen de. Al bu hadi. Buraya götür. Hadi. Devletin toprağına bina kondurmak nasıl oluyormuş yakında göreceksiniz. Gene mi sen? E hadi bakalım. Abi bir müsaade et de şunun dilini münasip bir yerine iğneleyivereyim. Değmez be Celal. Bırak Allah'ından bulsun. Hadi kardeşim, hadi bakayım, hadi, hadi. Sağdan sağdan voltanı al da elimiz kirlenmesin sabah sabah. Bunların hepsini soracağım ben size. Hem suçlu hem güçlü bana dedim bak, buna. Bana bak, fena yaparım ha! Ya! Bir de tehdit ha! Aman be kardeşim, ne yapacaksan yap be. Dır, 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 dır. Yakında, pek yakında. Yakında. Bu sinemada, bu sinemada. Çok güzel. Şair ruhlu bir şoför ha. Çok hoş. Bir tane daha var. Ona da bayılacaksınız. Ay bir tane daha mı var? Adı kurşun adres sorabilir. Gelmemiş gel. Abi bu bebiş işemesin mişemesin arabaya marabaya. Ay işemez merak etme. Ne olur biraz daha hızlı. Elimden geleni yapıyorum efendim. Zaten az kaldı. Hay Allah! Niye daha önce haber vermezsin be hayatım? Yerinde yoktum ki toplantıya gittim. Hay gitmez olaydım. Tamam geldim. Sağ ol. Sağ ol şoför efendi. Hadi. Buyurun efendim. Gel. Mesleğinde, köpeğinde, arabası. Ne oldu lan? Daha ne olsun be Ramazan abi? Kadının teki bindi arabama köpeğiyle. Ne oldu? Fenerbahçe bayrağına mı işedi yoksa? Öyle manevi değeri olan şeyler üstüne yapılan espriden hiç hoşlanmam Kazım abi. Ben Fenerbahçe bayrağı üstüne işeyebilecek babayı tanımıyorum bu alemde. Lafını tart da konuş Kazım abi. Oh şeyine sağlık o köpeğin. Hadi bakalım o bezini iyice ıslat da meslek ahlakıyla temizle şimdi. Ömer oğlum patlat bir şiir. Hay köpeğin çişine etti koltuğumun içine. Ya Ramazan bari sen yapma ya. Ne gülüyorsun Kazım abi? Ha? Bak şu ilerideki otelin önünde indireceksin. Tamam mı? Okey mi? Okey ablacığım. Ay ne tatlı şeysin sen ayol öyle. Gülmekten buralarıma ağrılar girdi, iyi mi? İyi dedim ama değil mi?
Tamam geldim komplocuğum. Ne kadar tuttu? 250 bin ver yeter. Aa, 10 bin lira bana indirim yapıyorsun ha? Şeker şey. Yuvarladım onu. Hani gülmekten oralarım acıdı diye ondan. Ay sen ne tatlı şeysin. Gel seni göreceğim. Dur ne yapıyorsun? Dur birisi görecek şimdi. Ne yapıyorsun? Cüz. 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 Oy. Esun. Ya Rabbi şükür. Kim ulan o karı? Hangi karı? Karı değil o Esun. Dönme o. Sen ne arıyorsun burada? Beni mi takip ediyorsun? Evet. Sapık seni. Şimdi de dönmeler ha? Ha öyle bildiğin gibi değil Esun. Müşteri o. Yalan söyleme Niyazi. Nerede görülmüş şey? Müşteriler arabadan inerken şoförü öperler mi? Öper mi? Öpmez. Bu öptü. Gözlerimle gördüm. Ha öptü değil mi? Bak altta. Ne yapalım? Oldu bir kere. Öptü. Doğru eve çek. Ben seni evde öyle bir öpeceğim ki. Geldim. Merhabalar. Kusura merhaba. Bakma, sabah telaştan seni unutmuşuz. Hiç önemli değil. Hanımefendi kurtuldu ya. Sayende tam vaktinde yetiştik. Bir kızım oldu. Nur topu gibi. Gözünüz aydın. Tebrik ederim. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Şunu buyurun. Bu çok fazla. Buyurun. Peki. Bak, bu benim kartım. İnşallah olmaz ama belediyede bir işiniz falan olursa hiç teşekkür çekinmeden ederim. Beni arayın. Müsaadenle. Babalar için kız çocuğun yeri bambaşkadır. Benim de var bir tane. Allah bağışlasın. Amin. Ama benimki kocaman oldu. İyi üniversiteye günler. Gidiyor. Görüşürüz. Güle güle. İyi günler tekrar. Güle güle. Bunun karısı mıydı o doğuma yetiştirdiğin? Evet. Parasını verememişti. Şimdi getirmiş. Şunu da al kartların arasına koyarsın. Bakarsın lazım olur. Tam orası Nermin. Kocadın artık sen, kocadın. Kocadım vallahi, kocattın beni. Durak nasıl oldu Tahsin, güzel oldu mu bari? Hem de nasıl abla. Zahmet olmazsa bir ara gelin de görün ya. Ne meraksızsınız. Size iyi niyetli, tertemiz bir arkadaşlık. Bu kız nerede kaldı Nermin? 9:30 oldu. Gelir şimdi, meraklanma. Bir arkadaşına uğramıştır. Bu saatte ne arkadaşıymış bu? Bir şey söylemedim mi çıkarken? Söylemedi. Kızını dövmeyen dizini döver demişler Tahsin. Gelince bir görün bana sorarsan. Tam yaşıdır. O kadar aklım var abla, sağ ol. Ben söyleyeyim de. Allah Allah. Bir genç kız gecenin bu vaktine kadar nerede kalır bilmem ki. Tahsin'cim sinirlenme. Şimdi gelir. Bak geldi işte. Merhabalar. Söyler misin bana? Neredesin kızım sen bu saate kadar? Arkadaşlarla biraz oturduk baba. Biraz mı? Saatten haberin var mı senin? Saat daha 9:30 baba. 9:30 erken mi? Bir daha akşam yemeğinden sonraya kaldığını görmeyeceğim. Üniversite gece yarılarına kadar sokaklarda sürtmek mi oluyor? Baba lütfen. Bu evde yaşıyorsan bu evin kurallarına uyacaksın. Anlaşıldı mı? İleride kocanın evinde istediğin saatte gelirsin. Ona müsaade edecek birini bulursun nasılsa. Sokaklarda çok. Peki baba, affedersin. Bu da fazla oldu Tahsin. Hem de çok fazla. Şu durak işi olalı giyinişin değişti Tahsin Bey. Pek şıklaştın. Patron olmak kolay mı? Patronlukla alakası yok abla. Enişte Bey'e nispet yapıyorum. Enişte kim? Ülfet Hanım'ın kardeşi canım. Bak sabah sabah başlama yine Tahsin. Kırarım kalbini. Eyvah çok kızıyor anlaşıldı. Evet çok kızıyorum çok. Sen ne diyorsun bu işe Selcan? Şaşırmadım. Herkes birbirine kızıyor son zamanlarda bu evde. Oktay hadi oğlum. Sen saatin kaç olduğunun farkında değilsin herhalde. Okula geç kalacaksın. Tamam anne. Hadi. Bak gömleğinle kravatın da burada kalmış. Seni gidi seni.
Dur kızım, otur biraz. Kırıldın mı bana? Hayır baba. Kırılsan da darılsan da sen benim biricik kızımsın. Bir şoför geliriyle üniversiteye kadar okuttum seni. Elimden geldiğince hiçbir şeyine eksik etmemeye çalıştım. Gözüm gibi esirgedim. Yarın belki bir hakim, bir savcı olacaksın ama ben seni hala küçük kızım olarak görüyorum. Elimde değil. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Evet ama baba... Dur. Sen bu ailenin umudusun. Bazen istemeden biraz ileri gidiyorsan bunun içindir. Ne olur bizi üzme. Dün geceki laflarım için de özür dilerim. Ben de baba. İşte burası Memur Bey. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Hayırdır? Hayırdır. Maalesef hayır değil arkadaşlar. Hazine arsası üzerine kaçak bina yapmışsınız. Şikayet var. Evet ama biz gerekli başvuruları yapmıştık. Eşkıya bunlar. Kafalarının estiği yere istediği bina yapabileceklerini zannediyorlar. Yıkın. Hiç dinlemeyin. Yıkın kardeşim. Bir dakika beyefendi. Sizden emir alacak değiliz. Siz vazifenizi yaptınız. Çekilin şöyle. Aman yapmayın bakın. Başvuru dilekçemiz burada. Tamam da kardeşim, henüz size ruhsat verilmemiş. Nasıl yapar girersiniz? Şimdi bakın. Bu düpedüz gece konduya girer. Zaten bu arazi üstüne izin almanız çok zor. Boşuna bekliyorsunuz. Hemen eşyaları boşaltın. İçeride bir şey kalmasın. Ya bize bir iki gün müsaade edemez misiniz? Bir dakika bile bekleyemeyiz. Yıkım emri çıktı bile. Ruhsat çıkmıyor da yıkım emri bu kadar çabuk nasıl çıkabiliyor anlamadım ki. Kardeşim burası hazinenin arazisi. Kim yaparsa yapsın yıkılır. Bey'in şikayet üzerine hemen yıkım emri çıkarıldı. Ulan! Durun efendim, sakin olun. Boşuna uğraşıyorsunuz efendim, boşaltın. Bir dakika gelir misin? Bakın lütfen bize akşama kadar müsaade edin, doğru halledelim. Memur lütfen. Bey, doğru söylüyor. Sadece, bakın sadece akşama kadar. Görüyorsunuz şu vaziyeti. Bakın herkes birbirine gülüyor. Yatıştırın şunları Allah aşkına. Hadi hadi kardeşim ya. Of be, başımıza gelenlere bakın. Ramazan abi, o dün gelen adamın kartını ne yaptın? Belediyede işimiz olursa demişti hani. Onu bulalım. Ha, içeride hadi. Olacak, gel bakalım. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Deneyelim de nereye koyduk onu ya? Nerede? Nerede acaba? Bir bakayım. Orada da değil. Ah! İşte burada buldum. Ah! Siz bunlara ne yapmayı yapın oyalayın. İnşallah hayırlı bir haberle geleceğim. Hadi inşallah. Hay! Kardeşim, kardeşim çalıştır dozeri. Hadi, hadi. Dozer mi? Dozer mi? Ah çok kötüyüm ben. Aha ilacı. Ömer, çabuk su getir. Şekeri var, şekeri. İyi misin abi? Arkadaşlar boşuna uğraşıyorsunuz. Elimizde yıkım emri var. Biz de bayılmıyoruz ama emir böyle. Tüh size be. Yazıklar olsun be. Tüh Allah belanızı vermesin. Tamam be, tamam be. Hadi, hadi çiğneyin lan beni. Çiğneyin lan beni. Hadi lan. Ha. Tutmayın lan beni. Gelin lan ne sıkıyorsa. Hadi gelin lan. Gelin bakayım. Alın lan merdiveni. Tutmayın lan beni. Tutmayın lan. Tutmayın beni. Hadi lan. Atacağım kendimi. Tutmayın lan beni. Ben Erbakçı. Saçmalama kardeşim, bir aşağı. El hareketi yapma bana. Son bir şiir okuyacağım kardeşlerim. Ondan sonra atacağım şiir kendimi. Şiir mi? Şair değil kendisi. Çok dokunaklı yazar. Şiir okumadan idare etmez. Anladın mı çok? Sağ ol Niyazi. Trabzonlu kardeşim. Seni son kez uyarıyorum, in aşağı. İnmiyorum. Memur Bey, inmiyorum. Atayım mı? Beyin üstü atayım mı kendimi? Atayım mı? Atayım mı? Ben Fenerbahçe olarak zirveden inmem. Trabzonlu muyum ben lan? Trabzon'a laf etme lan. Çıkartma lan beni oraya. Çıkartma lan beni oraya. Alişan'ı istiyorum. O gelsin. Atlayayım mı? Ne oluyor? Yol çekil bir dakika, bir bakayım. Aa, Fenerbahçe. Bu Faruk.
adam. Aa, cici çocuk, sen de mi buradasın ayol? Aman bana yaklaşma ablacığım, her an bizim karı çıkabilir. Çıkarsa ne olur ayol? Rezalet çıkabilir. Yaklaşma. Nerede kaldı bu Tahsin ya? 3 saat oldu gideli. Halledebildi mi acaba? Peki bizden günah gitti, indirin aşağı. Tamam, üstüme gelmeyin bak atarım. Çıkmasın bunlar, çıkmasın yukarı. Çıkmasın atarım kendime. Alişan, istifa. Alişan, istifa. Bırakın atacağım kendimi, istifa. Alişan. Bravo, aslan polis. Hadi kardeşim, yok bir şey, toparlanın siz de. Açılın şunu, çek orada, çek. Hadi. Dağılın diyorum. Dağılın kardeşim. Asıl abi geldi. Yahu yok bir şey dedik kardeşim, durun, toplanmayın, durun, açılın. Durdurun kepçeyi. Yıkımı durdurma kararı. Al bakalım. Yapılan işte kamu yararı görüldüğünden yıkımın durdurulması. Ne uyuyorsun adam? Hadi şu kepçeyi kurtarın. Aman hadi. Başıma gelenler. Ay aman Allah'ım. Ben dedim bu hal. Ay 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 ay. Ölsem de kalsam da ben burayı yıktırtacağım. Yıktırtacağım. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Kiminin parası, kiminin duası. Durmadan koştu ekmek parası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası.